Enteresan, bunu hemen seyredelim biz ya. Vallahi başım üstüne vallahi yeriniz var. Herkesi davet ediyorum. Ha. Buyurun gelin. Ben bunu arkadaşlar önüme koyduğunda çok eğlendim Asuman. Ne dedim oldu, ne olur bunu yapalım. Vallahi böyle bir çelişkili bir şey yapmışlar, tamam mı? Şimdi senin asistanından bir takım bilgileri almışlar. Bir dönmüş oğluna sormuşlar aynı soruyu. Çok enteresan cevaplar var, bak dinle ne olur. Altuğ'la şeyden, Tuğberk'ten. Ha. Ne yapmışlar acaba? En güzel yaptığı yemek diye sormuşuz. Asistanının cevabı Çin yemeği ve zeytinyağlılar. Doğru. Oğlunun cevabı en güzel yemek yaptığı yok. Hain evlat, ökeş. Sana kurdum masalara var ya. Trip atar mı diye sormuşuz. Asistanı şöyle cevaplamış. Aa, trip atmaz. Bu da gerçek bir asistana. Vallahi billahi yani. Trip atmaz. Oğlunun cevabı. Trip atsa iyi. Beter eder. İyi illa bir oğlu diyor. Yalnız o arada oğlum dediğim abimin oğlu, yeğenim, benim çocuğum olmadığı için. O da evlat. Beraber. Evet, tabii tabii. O yüzden o zaten oğlum diye geçiyor. Herkes de benim gerçek oğlum zannediyor ama gerçek oğlumdan daha öte. Oy, kurban olurum. Allah bağışlasın. Abi. Allah sağlığına zeval vermesin. Koleksiyonunu yaptığı herhangi bir aksesuarı var mı diye sormuşuz. Asistanının cevabı güneş gözlüğü olmuş. Oğlunun cevabı şapka olmuş. Gittiğin her yerden şapka var, alıyorsun. Var. İkisi herhalde de doğru. Takıntılı olduğu şeyler neler demiş. Asistanı takıntısı yoktur demiş. Oğlunun cevabı tertip düzen takıntısı vardır. Var. Evet, tertip düzen. Oğlak burcumuz. Kova. Kova. Yakalıyor. Aynı burçtayız. Öyle mi? Ben de kova burcuyum. Ben de. Ben 9 Şubat. 3 Şubat. Müthiş. Herkes kova. Enerjisi mı? Ondan yüksek programın bugün. Oğlak. Oğlaksınız. Ben teraziyim. Teşekkür ederim. Terazili oluyor. Hayatta vazgeçemeyeceği şey. Asistanın demiş ki vazgeçemeyeceği şey yoktur. Oğlunun cevabı. Benden vazgeçmez. Doğru. Ya Tuğberk ya. Bu çok fena bak. Uğur, en çok Uğur, ne kadar hoşuna gitti. Çok nasıl nasıl. Tuğberk ya. Hayırlı. Gıdıklandı. Bilirim o duygu. Nerede kaldım ya? En çok neye güler demiş. Asistan düşene çok güler diye cevaplamış. Oğlun bana güler demiş. O da doğru. O da doğru. Çok komik bir çocuk çünkü. Hayır. Kendinde kendinde sevmediği bir huyu var mı? Vicdanı demiş asistanın. Siniri demiş oğlun. En çok neye sinirlenir? Asistanın cevabı beceriksizliğe, oğlunun cevabı bana. Ben de buna ek yapabilirim. Bekletilmeye. Ne? Nasıl? Bekletilmeye. Bekletilmeye. Sen çok mi sinirleniyor çok Asuman. Ama mazeretini açıkça ifade edince samimiyetle ve yanağından şöyle tatlı bir öpücükle hemen gülüyor yüzü. Vay arkadaş ya, bunlar da nasıl ince işler biliyorlar. Vay, ben ipucu vermişim hayatımda. Anlatmayalım diye söylüyor. Tuvana da hiç beklemiyor. Asuman oğlan da baya hazır cevapmış maşallah ya. Hazır cevap. Tuğberk efsanedir ya ama altı oda aşağıda kalmamış tabii ki. Tamam siz gidin, biz öyle kendi kendimize takılıyoruz işte falan diye.